Efendimiz Aleyhisselam hem evlatlığım dediği hem de eski kölesi olan Zeyd bin Haris'in boşadığı hanımıyla neden evlendi? Doğru mu? Kim o? Zeynep binti Caş ile neden evlendi? Efendimizin 6 tane halası var. O halalarından bir tanesinin ismi Ümeyye binti Abdülmuttalip. Dedesi kim? Abdülmuttalip değil mi? Peki o kim? Zeynep binti Caş'ın annesi oluyor. Bu arada Zeynep annemizin asıl ismi Berre. Yani günahsız manasında bir ismi var. Efendimiz Aleyhisselam da öyle manalardan hoşlanmadığı için Berre'yi ileride ne yapacak? Zeynep'e çevirecek. Peki Zeynep annemizi biraz tanıyalım. Kimdir Zeynep annemiz? Onu yakınlarını tanımayla tanınabilecek birisidir Zeynep annemiz. Onun bir kardeşi Abdullah İbni Caş. Kim oluyor? Uhud şehitlerinden birisi oluyor. Öbür kardeşi Übeydullah İbni Caş. Übeydullah bin Caş'ın hanımı Ümmü Habibe ile daha sonradan Efendimiz evlenecek. Kimdi Ümmü Habibe? Kimin kızıydı? Ebu Sufyan'ın kızı. Zeynep validemizin bir kız kardeşi Musab bin Ümeyr'in eşidir. Öteki kız kardeşi Abdurrahman bin Avf'ın eşidir. Allah Allah, ne güzel değil mi? Eve bak yani. Efendimiz 40 yaşındadır ve peygamberlik gelir. Ve Hazreti Zeynep o dönemlerde 22 yaşındadır. İlk iman edenlerdendir ve Mekke'de çok çile çektirmişlerdir Hazreti Zeynep'e. Aradan yıllar geçer geçer geçer. Hazreti Zeynep 34 yaşına gelmiştir ama hala evlenmemiştir. Neden? Gönlünde biri vardır Efendimiz Aleyhisselam ve Efendimiz'i bekler Hazreti Zeynep 34 yaşına kadar. O dönemin Mekke şartlarında 34'e kadar evlenmemek pek normal değil. Genellikle daha erken evlenilir ama Hazreti Zeynep 34'e kadar Efendimiz'i bekler. Hatta zaman zaman şöyle yapar. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gider. Ya Resulallah filanca bana talip oldu, ne diyorsun der. Efendimiz Aleyhisselam da sen bilirsin der. Halbuki orada Hazreti Zeynep'in manası başkadır değil mi? Bir işaret etmek istemektedir. Ama Efendimiz Aleyhisselam o şekilde karşılık verir o dönemlerde. Mekke döneminde 13 yıl boyunca her çileyi çekmiştir. Daha sonra da hicret ediyor 13 yıl sonra zaten Hazreti Zeynep. Çektiği çilelerden biraz bahsedelim mi? Mesela Bedir'de bahsedelim. Bedir'de ne çileler çekmiş acaba? Kardeşi Abdullah bin Caş Bedir'e katılmıştır. Dayısı Hazreti Hamza Bedir'e katılmıştır. Dayı oğlu Hazreti Ali Bedir'e katılmıştır. Teyze oğlu Zübeyir bin Avvam Bedir'e katılmıştır. Şimdi de biraz Uhud'u konuşalım mı? Uhud'da kimleri şehit olarak toprağa vermiştir? Kardeşi Abdullah'ı, dayısı Hazreti Hamza'yı, eniştesi Musab'ı, bu zatları Uhud'da şehit vermiştir. Şimdi Zeyd bin Haris'i konuşalım. O küçük yaştayken kabilesi saldırıya uğruyor ve köle tüccarlarının eline düşüyor. Onu köle tüccarlarının elinden Hakim İbni Hizam satın alıyor. Hazreti Hatice'ye hediye ediyor. Hazreti Hatice Zeyd'i Efendimiz Aleyhisselam'a hediye ediyor ve Efendimiz Aleyhisselam onu hürriyetine kavuşturup azat ediyor. Manevi evladımdır diyor. Hatta uzun bir dönem Zeyd bin Haris'e Zeyd bin Muhammed diye hitap ediliyor. Bir insan kölelikten hürriyete azat edilse ona ne denir? Mevali denir. Peki mevalinin Mekke'de bir geçerliliği var mı? Asla. Asla. O dönem Mekke mevaliye, azat edilmiş bir köleye köleden farksız davranıyor. Asla onlarla oturamaz, onlarla konuşamaz, onlarla yan yana yürüyemez nazarıyla bakıyor. Bu biraz sonra anlatacağım hadiseler için çok önemli. Şunu da söyleyeyim. Zeyd bin Haris'e ordu komutanlığı yapar ve Mute'de şehit olur. İleride oğlu Usama bin Zeyd de birçok seferde, birçok seriyede ordu komutanlığı yapacaktır. Zeyd Efendimizin yanına gelir ve der ki ya Resulallah benim Zeynep'te gönlüm vardı. Efendimiz Aleyhisselam Uhud dönüşü ahlasına haber salar. Sizin evinize geleceğim, bir mesele konuşacağım deyince ev düğün bayram olur. Derler ki bu sefer gelecek ve Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Zeynep'i isteyecek diyecekler. Ama Efendimiz oturur ve ardından ne der? Ben Zeynep'i manevi evladım Zeyd'e istiyorum der. Bakın bir şeyde dikkatinizi çekeceğim. Az önce bilgiler verdim. O dönem mevali kabul edilmiyor değil mi? Efendimiz Aleyhisselam ganimet olduğunda hep başkalarına dağıtmış. Ama sıkıntılı bir iş olduğunda hep kendisi ve en yakınlarını en başta göndermiş Efendimiz Aleyhisselam. Bak buraya dikkat etmemiz lazım. Nerede sıkıntılı iş var, feda edilecek bir şey var, bir kurban lazım. Hemen Efendimiz Aleyhisselam ve yakınları en başta gitmiştir. O dönemin cahiliye toplumunda mevaliden olan yani köle olmuş birisiyle hür bir kadının evlendiği daha ortalıkta yok. Peki şu an biz İslam'ın ahlakını tanıyoruz, biliyoruz. Bu hak mıdır? Haktır. Ama bu önyargıları kırmak kime düşecektir? Gene Efendimiz Aleyhisselam'a düşecektir. Yani bu evliliği yaptırmasının bir hikmeti bu. Bu önyargıların tamamını kırmak olacaktır. Efendimiz Aleyhisselam'ın katıldığı savaşlara gazve denir. Katılmadıklarına seriye denir. Ne zaman gazve olsa ki 28 gazve olmuştur. Hep orada komutanı kendisi olmuştur. Başta gitmiştir. Ne zaman seriye olsa 55 tane seriye olmuştur. En yakınlarına hep ordu komutanı yapmıştır. Niye bir zarar gelecekse hep en yakınlarına gelsin diye. Hatta Bedir'de o dönemin adeti. Müşriklerden 3 kişi gelir. Bedir'de sahabe efendilerimizden 3 kişi gelir. Efendimiz Aleyhisselam ey 3 kişi çık dediğinde kim çıkar?
Hazreti Ali, Hazreti Hamza, bir de Ubeyde bin Haris çıkar. Kim? Bir amcası var, iki tane de amcaoğlu var. Fedakarlık yapılacaksa, birileri önde gidecekse hep kendi ailesinden gitmiştir. Hatta size bir vakada anlatayım. Hazreti Ömer döneminde hilafetinin son dönemlerine doğru sahabe efendimiz gelip ''Ya Ömer, senden sonra Abdullah bin Ömer'i, çok alim bir zattır Hazreti Ömer'in oğludur, mutlaka bize halife bırak, halife bırak, halife bırak.'' diye ısrar ederler. Hazreti Ömer ne der? ''Bir evden bir kurban yeter kurbanım.'' der. Çünkü halifelik değil mi? Ateşten gömlek, kurbanlıktır. Böyle de söyleyecektir yani. O dönem hür biriyle mevali birisi evlenebilir mi? Asla evlenemez. Ve halası Efendimiz Aleyhisselam'a yani sen Zeynep'i bir köleye mi layık görüyorsun diyecektir. Ama Hazreti Zeynep yan odada Efendimiz Aleyhisselam'ın konuşmasını duyunca Resulullah neyi istiyorsa ben ona razıyım deyip evliliği kabul edecektir ve Ahzab 36. ayet inecektir. Bir mümin erkek veya bir mümin kadının Allah ve Resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları yoktur, olmaz. Allah'ın Resulü'nün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır diye de ayet iniyor. Ama ne olursa olmuyor, uyum sağlanamıyor, küfürlük tam sağlanamıyor. Ve Zeyd, Efendimizin yanına defalarca geliyor, ''Ya Resulallah, biz uyum sağlayamıyoruz, evde uyumu bulamadık ve ben boşanmak istiyorum.'' diyor. Efendimiz defalarca ne diyor? ''Hanımının yanına git, evliliğine sahip ol ve Allah'tan kork Zeyd.'' diyor. Bak defalarca. Zeyd tekrar geliyor, ''Ya Resulallah, olmuyor. Hanımının yanına git, evliliğine sahip çık ve Allah'tan kork.'' diyor. Defalarca Zeyd'i yanına gönderiyor ama olmuyorsa olmuyor. Bir yıl süren evlilik en sonunda boşanma gerçekleşiyor. Ve ondan sonra ne oluyor? Ahzab suresi 37. ayet geliyor. Bir zaman Allah'ın kendisine lütufta bulunduğu, senin de lütufkar davrandığın kişiye. Kim o kişi? Hazreti Zeyd. Eşinle evlilik bağını koru, Allah'tan kork demiştin. Bak defalarca söylüyor Efendimiz. Bunu derken Allah'ın ileride açıklayacağı bir şeyi içinde saklıyordu. Ne o? Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Zeynep'le evlendirileceğini biliyor. Yani Allah Azze ve Celle bildiriyor ve içinde saklıyor bunu. Kendisinden çekinme hususunda Allah'ın önceliği bulunduğu halde sen halktan çekiniyordun. Ben rivayetlerde okudum. Efendimiz'e gelen en ağır ayet buydu diye geçen şey var. Zeyd onunla beraber olduktan sonra müminlere evlatlıklarının kendileriyle beraber olup ayrıldıkları eşleriyle evlenmeleri hususunda bir sıkıntı gelmesin diye seni o kadınla evlendirdik. Allah'ın emri elbet yerine gelecektir. Şimdi ne demek istiyor burada? Hazreti Zeyd, Efendimiz manevi oğlum diye tanıtıyor değil mi? Şimdi ben burada desem ki, oğlum gibisin desem ya, benim gerçekte oğlum olur mu bu kardeşim? Olmaz. Peki onun boşandığı birine bana nikah düşer mi? Düşer. Anlatabildim mi demek istediğimi? O dönemin inanılmaz bir cahiliye ahlakını yıkıyor Efendimiz Aleyhisselam ve bu cahiliye ahlakı çok bilinmiyor. Ne biliyor musunuz? O dönemin cahiliye ahlakı, üvey anneleriyle evleniyorlar ama bu benim evladım, bu benim kardeşim, bu benim oğlum dedikleri birilerinin boşandıklarıyla evlenmiyorlar. Tam tersini yapıyorlar ve Efendimiz Aleyhisselam'ın üzerinden Allah Azze ve Celle bu cahiliye adetini yıkıyor adeta. Hazreti Zeynep'e müjde geliyor. Zeynep müjde böyle böyle bir durum var diye. Zeynep validemizin de bir gerdanlık var boynunda. Gerdanlığı kopardığı gibi müjdeyi getirenin eline bırakıyor. Ve devamında diyor ki ben zaten adağım vardı. 60 gün boyunca da oruç tutacağım diyor. Adaka diyor orada. Ve Ayşe validemiz şöyle bir şey naklediyor. Hepimizin nikahı yerde kıyıldı. Zeynep'in nikahı semada kıyıldı diyor. Niye? Onların nikahları ayet ile Allah Azze ve Celle tarafından kıyılıyor çünkü. Çok ilginç bir şey. Yani Zeynep binti Caş annemizin nikah cihetinde nelere nasip olduğuna dikkat etmek lazım. Devamındaki ayetleri bir özetle geçmek istiyorum. 38-39'da mana olarak Allah'ın kendisine mübah kıldığı şeyde peygambere darlık yoktur diyor. 40. ayette de o sizin erkeklerinizden kimsenin babası değildir diyor. Ve aslında burada başka bir şey daha engelliyor. Evlatlık meselesi. İslam müessesesinde evlatlık alma mesleği yoktur. Çok hikmetleri vardır. Peki birinin aklına gelebilir. Madem öyle yetimler ne olacak? Ah ah bir bilseniz. İslam'ın yetimlere sunduğu ayrıcalıkları bir bilseniz. Yetim hakkını savunan ayetlerin neden indiğini bir bilseniz var ya. Niye biliyor musun aslan? Cahiliye döneminde bir evin reisi öldüğünde en yakın akrabadan biri geliyor. Eve cübbeyi atıyor diyor ki bu ev benim diyor. Devamında ne oluyor biliyor musunuz? İstediğiyle evlenir, istediğini satar, istediğini köle eder, istediğini atar biliyor musunuz? Yani yetim kalanları ne yapıyorlar cahiliye dönemlerinde? Ve yetimle ilgili inen ayetler de onların hakkı ve hukuku savunuluyor. Ve size daha önce bir şey söyleyeyim. Birazdan biz Zeynep annemizi böyle koşturma cihetinde, yetimlere, öksüzlere sahip çıkma cihetinde bir kahraman olarak anlatacağız. Zeynep annemizin ömrü yetim ve dullara bakmakla geçmiş. Yani bir bilinse bu meseleler dedim ya. İnsanların problemi bilgi bilmeme de değil yani. Kalpte kötüye akan bir meyelen var. Maalesef her şeyi kötüde suizan yoralım diye bir çaba var. Allah affetsin. Zeynep annemiz insanlara yardım etme hususunda tam bir kahraman. Çok şaşıracağınız bir konuya geliyoruz. Zeynep annemizin eli çok mahir. Sürekli evde el işçiliğiyle bir şeyler yapıyor. Daha sonra onları açıyor, satıyor, para eline gelmeden onları infak ediyor. Ben ne anlattım size? Kermes anlattım. Bizde de var mı kermesler? Var. Nereden geliyor kermesler? Zeynep annemizden geliyor kermes.
Çok ilginç bir durum değil mi? Ne zaman vefat ediyor? Ayşe annemiz diyor ki Medine'de bu kadar dula ve yetime baktığını cenazeye geldiklerinde anladık. Bize şimdi kim bakacak diye. O kadar yardım ediyormuş ve yardım ederken çok ince bir ahlak var. Birazdan ona da şahit olacağız. İnfak edeceği paralara hiç eli dokunmamış. Satıyor gelmeden. Eve zekat geliyor dokunmadan, görmeden. Birazdan anlatacağım. Çok ilginç bir hadise. Hatta Efendimiz Aleyhisselam bir gün diyor ki sizin en hayırlınız kolu en uzun olandır diyor. Tabii annelerimiz duyuyor hadisi. Acaba hangimiz hayırlıyız diye. Hatta şöyle bir kollarını ölçüyorlar. En uzun Sevda validemiz çıkıyor. Zeynep annemiz vefat edince anlıyorlar. Kolu uzundan Murat ney? Daha çok yere infak eden, yardım eden, yetişen manasında aa diyorlar bak. Bu hadis demek ki Hazreti Zeynep'e bakıyormuş diye ondan sonra anlıyorlar. Hazreti Zeynep bize 11 hadis nakletmiş, rivayet etmiş, aktarmış. Çok 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 ince bir mesele. Hicretin 20. yılında halife kim? Hazreti Ömer halife. Hazreti Zeynep annemiz evde. Bir elçi geliyor, ona 12 bin dirhem veriyor. Tabii ganimetler var ve onlara düşen ganimetten pay var. Hazreti Zeynep elçiye diyor, bana niye veriyorsunuz diyor ya. Başka peygamber eşlerine verseydiniz onlar bize taksim ederdi diyor. Elçi diyor ki, bu zaten taksim edilip sana düşen pay diyor. 12 bin dirhem düşmüş. Hazreti Zeynep hemen bir bez parçası alıyor, gözünü kapatıyor. Onun yanında yardım eden Berze'ye sesleniyor. Berze hemen diyor bunun üstünü ört diyor. Hemen üstünü ört diyor. Niye hemen bir bez parçasıyla gözünü kapatıyor? 12 bin dirheme bakmıyor. Çünkü ihtiyaç dairesi nazar dairesi kadardır. Göze bir kez girdikten sonra ne olur? İnsanın kalbi, duyguları meyleder. Meyil ne demek? Kalbin akması demektir. Kalbin nereye akıyorsa oraya meylediyorsun demektir. Ve bize anamız burada da bir şey öğretiyor. Asla, asla gözünle birinci iletişimi keseceksin. Hayırda acele edin diye hadis vardır. Dersiniz ki ya yarın 100 lirayı Yusuf'a götüreyim ihtiyacı vardı. 50-50 yapayım Yusuf'la İhsan'a bölüştüreyim. Ya 25-25 yapayım Yusuf, İhsan, İdris, Hüseyin'e de vereyim. 10-10 yapayım 10 kişiye vereyim. Ya 10 lira onların eşine yarayacak en iyisi bende kalsın deyip cayarsınız. O yüzden hayır işinde acele etmek şarttır. Size her verilenin Allah'tan olduğunu bilme şarttır. Zaten bunu bilen bir adam infak ederken aynı Zeynep validemiz gibi davranır. Hiç elini şey yapmaz. Hemen örtüyle Berze'ye örttürür. Hemen der Berze'ye elini daldır der. Berze elini daldırır çıkarır. Hemen der bunu filana götür. Bir daha daldırır çıkarır. Bunu filana götür. Bir daha daldırır çıkarır. Bunu filana götür götür derken Berze en son bakar 580 dirhem kalmış onlar. Hazreti Ömer duyar mı? Hemen gider 1000 dirhem daha gönderir. Ya Zeynep bu 1000 dirhemi sen harcayacaksın der. Hazreti Ömer'in kapısı kapanır kapanmaz o 1000 dirhem bu kapıdan girer. Bu kapıdan hemen ihtiyacı olanlara tekrar çıkar. Ve Zeynep binti Caş elini açıp dua eder. Ya Rab mal ile imtihan zordur. Sen beni bir daha Ömer'in göndereceği hediyelerle buluşturma der. Dua kabul olur. Aynı yılda vefat eder. Hediye bile istemez. Mesele çok derin değil mi? Mesele derin. Yara da deride değil derin de. O yüzden meselenin derini de makbul. Devam edelim mi okumaya? Birincisi, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın Zeynep'i tezevvücünü eski zaman münafıkları gibi yeni zamanın ehli dalaleti dahi medarı tenkit buluyorlar. Nefsani, şehevani telakki ediyorlar diyorsunuz. El cevap. 100.000 defa haşa ve kella o dameni muallaya. Ne demek dameni mualla? Yüksek namus sahibi değil mi? Evet. Şöyle pes şübehatın eli yetişmez. Evet, 15 yaşından 40 yaşına kadar harareti gariziyenin galeyanı hengamında ve hevesat-ı nefsaniyenin iltihabı zamanında dost ve düşmanın ittifakıyla kemal-i iffet ve tamamı ismet ile Hatice-tül Kübra radıyallahu anh gibi ihtiyarca bir tek kadın ile iktifa ve kanaat eden bir zatın. Arap bölgesinde Garize-i Beşeriye 40'a kadar, Efendimiz Aleyhisselam 50'ye kadar Hazreti Hatice annemize ve ne şartlar altında olduğunu da konuştuk hepimiz. Evet. 40'tan sonra yani harareti gariziye tevakufu hengamında ve hevesat-ı nefsaniyenin sükuneti zamanında kesreti izdivaç ve tezevvücatı bizzarure ve bilbedahe nefsani olmadığını ve başka ehemmiyetli hikmetlere müstenit olduğunu. Neydi o hikmetlerde? İslam'ın mesajını ulaştırmak. Bu kadar, devam. Zerre kadar insafı olana ispat eder bir hüccettir. Abiler, insaf nısıftan gelir. Nısıf ne demek? Yarı demek nısıf. O zaman insafın manası ne? Yarı yarıya manası var. Ne demek biliyor musun? Seninle bir meselen mi var? Evet. İnsaflı mıyım? Evet. Yarı yarıya sen haklı olabilirsin, yarı yarıya ben haklı olabilirim demek. O yüzden bu meseleleri ancak ve ancak insaflı bir bakış açısı, insaflı bir nazar anlayabilir. İnsafsız nazar ne demek o zaman? Nısıf yani yarı yarıya var mı? Yok. %100 ben haklıyım, %100 sen de haksızsın. Peki böyle bir insan karşı tarafa hiç hak vermezse o bir şey anlayabilir mi? O insana bir şey anlatılabilir mi? Onunla bir şey uzlaşılabilir mi? Çok ince değil mi? Devam. O hikmetlerden birisi şudur ki. O evliliklerin hikmetlerine değiniyoruz. Zat-ı Risaletin akvali gibi efal ve ahvali ve etvar ve harekatı dahi menabi-i din ve şeriattır
ve ahkamın mehazleridir. Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün hareket ve tavırları şeriat mıdır, sünnet midir? Evet, şeriattır ve sünnettir. Peki evindeki mesajları bütün ümmetin öğrenmesi için, hatta kadınlara ulaştırılacak özel meselelerin öğrenilmesi için Efendimiz Aleyhisselam'a ne lazım? O evde talebe lazım. Peki o talebe kim olacak? Eşleri olacak. Şimdi sayısının çokluğunun hikmeti de çıktı mı ortaya? Efendimizin ev halleri var mı? Var. Gece ibadetleri var mı? Var. Bize öğreteceği hususi durum var mı? Var. Aktarması gerekiyor mu? Gerekiyor. Aile cereyanları içerisinde gerçekleşen çok haller vardır ki ancak onun nikahına muttali olmuş birisi bize bunları nakledebilir. Yani buradan ne çıkıyor yine? Bizim ezvacı tahirat denen mübarek annelerimiz ne oluyor? Her birisi o evin bir talebesi oluyor. Peki ileride neler olacaklar? İleride de muallim olacaklar. Yani nedir bu? Tabiinin o kadar büyükleri o annelerimizden yetişmiş ki. Ayşe annemiz 2210 hadis rivayet ediyor. Ümmü Seleme annemiz 378 hadis rivayet ediyor. Yani gelecek nesil kimlerle yetişiyor? Gene mübarek annelerimizle yetişiyor. Ya buyurun devam. Şıkkı zahirisine sahabeler hamele oldukları gibi hususi dairesindeki mahfi ahvalatından tezahür eden esrar-ı din ve ahkam-ı şeriatın hameleleri ve ravileri de ezvacı tahirattır ve bilfiil o vazifeyi ifa etmişlerdir. Esrar ve ahkam-ı dinin hemen yarısı belki onlardan geliyor. Ya değil mi? O kadar rivayet ediyorlar ki dinimizin belki yarısı, ahkamın yarısı onlardan rivayet ediliyor. Devam. Demek bu azim vazifeye birçok ve meşrepçe muhtelif ezvacı tahirat lazımdır. Gelelim Hazreti Zeynep'in tezevvücüne. 25. sözün 1. şulesinin 3. şuaının misallerinden olan. Bismillahirrahmanirrahim. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَحَاتَمَ النَّبِيِّينَ Ayetine dair şöyle yazılmış ki, insanların tabakatına göre bir tek ayet müteaddit vücuhlarla her bir tabakanın fehmine göre bir mana ifade ediyor. Doğru değil mi? İşari manası var. Bir tabaka o işari manasını anlıyor. Sarih manası var. Bir tabaka onu anlıyor. Batıni manası var. Bir tabaka onu anlıyor. O ayetin siyak sibakla başka ayetlerle ilişkisi var. Bir tabaka onu anlıyor. Devam edelim mi? Bir tabakanın şu ayetten hisse-i fehmi şudur ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın hizmetkarı veya oğlum hitabına mazhar olan Zeyd radıyallahu an rivayeti sahiha ile itirafına binaen izzetli zevcesini kendine manen küfü bulmadığı için tatlik etmiş. Burada ince bir mana var. Biz yine günümüze bakalım. Günümüzdeki evliliklerin bir kısmı neden denk gelmiyor? Neden devam edemiyor? Küfüf. Denk olmuyor. Şer'an koca karıya küfüf olmalı. Yani birbirine münasip olmalı. Bu küfüf ve denk olmak en mühimi diyanet noktasındadır diye geçiyor. Yani bir insan kendisine eş seçerken yakışıklı, güzel vesaire gibi fani ve sönücü kriterler daha az yer kaplaması lazım. Birisi derse bende hiç önemi yok bunların. Helal olsun deriz. O da bir kemalattır. Daha çok küfüflük ne cihette olması lazım? Yani diyanet noktasında olması lazım. Karı veya koca eşlerden bir tanesi Allah yolunda koştururken diğer eş daha böyle namazın manasını, mahiyetini kavrayamasa bu küfürlük bir yerden sonra bozulabilir ve şu bir gerçektir. Allah yolunda koşturma niyetiyle olan birisi mümkün oldukça eşinin elini bırakmaz ama Rabbinin o kudret elini hiç bırakmaz. Yani bir gün bir şeyler kopma gerekirse hafizan Allah kopacak yer belli olur. O yüzden bunlara dikkat edip riayet etmesi lazım. Bu şu demek değil yani olmuyorsa kop. Hayır. Sonlara kadar sabredip mücadele etmek icap ediyor. Ama o küfürlük ve denklik önemli. Başka nerede önemli? Cehde, mücadelede, sabırda, sadakatte önemli. Yani bugün tatile gittiğinde, lokantaya oturduğunda herkes birbiriyle gülebilir. Ama kötü günlerde gülmek için ne lazım? Dayanıklı iki insan lazım. Demek o küfür ve eş olma durumu oralarda da geçerli olması lazım. Başka nerede lazım? Mizaç noktalarında belki lazım. Yani bir tanesinin eğlence çeşidi pasifize edilmiş bir ev hayatıyken bir tanesininki iyice hararetlenmiş ve hareketlenmiş bir dışarı hayatıysa bunların belki uyum sorunları da olabilir ve bununla ilgili de bir örneğim var elimde. Olumsuz sonlanan. Demek küfürlük çok önemli. Ama biz şimdi konumuza dönelim. En mühim nerede diyor? Hadiste diyanet noktasında diyor. Bugün evliliklerin devam edememesinin diğer bir sebebi ne olmuş oluyor? Küfürlük ve denk olmama oluyor. Bugün iki boksör antrenman yapacak olsa neleri küfür olması lazım? Kiloları, antrenman modelleri, birbirlerine güç mukavemetleri denk olması lazım. Bugün iki kişi masa tenisi oynayacak olsa ne küfür olması lazım? İşte ise bilgi düzeyleri denk olması lazım ki birbirlerinden keyif alsınlar. İki kişi bugün PES oynayacak olsa gene orada bile bu küfürlük ararken sonsuz bir hayat, iki cihan yürütülecek olan evlilikte bu küfürlük sağlanmazsa benim gibi topal olur.
sol ayağı hızlı gitmeye çalışırken sağ ayağı gitmez. Ameliyat oldum ya, onu anlatmaya çalışıyorum. Sol ayağım hızla gitmeye çalışıyor. Sağ ayağım da buna bir türlü müsaade etmiyor. Dur diyor ya, ben topalım diyor. Ne oluyor? Aa, bastonla yürüyoruz. Baston oluyor işte. O yüzden küfürlük elzem. Devam. Yani Hazreti Zeynep başka yüksek bir ahlakta yaratılmış ve bir peygambere zevce olacak fıtratta olduğunu Zeyd ferasetle hissetmiş ve kendisine olan zevç olacak fıtratta kendine küfür bulmadığından manevi imtizaçsızlığa sebebiyet verdiği için tatlik etmiştir. Üstadın anlatımı mükemmel değil mi? Sanki bulut dokunuyor sana ya. Böyle bir üslup var mı ya? Hazreti Zeyd de kalben bunu bildi diyor. Ya inanılmaz ya. Kimseyi incitmemiş, kimseyi. Devam. Allah'ın emriyle Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam almış, yani zevvecnâkehâ'nın işaretiyle o nikah bir akd-i semavi olduğuna delaletiyle harikulade ve örf ve muamelat-ı zahiriye fevkinde sırf kaderin hükmüyledir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam o hükmü kadere inkiyat göstermiştir ve mecbur olmuştur. Nefis arzusuyla değildir. Şu kader hükmünün de ehemmiyetli bir hükmü şer'i ve mühim bir hikmet-i ammeyi şümüllü bir maslahat-ı umumiyeyi tazammun eden لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ خَرَجٌ فِي اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ Ayet-i kerimesinin işaretiyle büyüklerin küçüklere oğlum demeleri, zihar meseleleri gibi, yani karısına anam gibisin dese haram olduğu gibi değildir ki ahkam onunla değişsin. Hem büyüklerin raiyetlerine ve peygamberlerin ümmetlerine pederane nazar ve hitapları vazife-i risalet itibariyledir. Şahsiyet-i insaniye itibariyle değildir ki onlardan zevce almak uygun düşmesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.